Başarılı bir video olmadı. Çıkmış yerine. Ne haber? Ne yapacağız şimdi? Mata. Hazır mısın? Hadi gel bakalım. Günaydın. Hazırlandık. Bahçede. Poyraz'ın motorunu açacağız. Hala hastayım. Konuyla alakalı az sonra konuşacağız. Poyraz'ın yeni motoru. Beğendin mi Poyraz motorunu? Çok sevindi. Şimdi baba aldı motoru. Bahçede açacak. Şimdi bu motor nereden çıktı? Biliyorsunuz Efe'ye akülü bisiklet almıştık. O da burada zaten. Evet. Duydu. Bununla okula gidiyordu. Sonra Poyraz da istedi. Çok sevdi. Hatta binmeye çalıştı falan birkaç kere. Biz de düşer diye korktuk. Ona göre bir şey var mı diye araştırdık. Sonra motorları çok seviyor Poyraz. Bu motoru aldık ona. Ve yine aynı siteden aldık arkadaşlar. Diğer bisikletin videosunu da şuraya bir yere bırakacağım. İsterseniz izlersiniz. Aynı siteden Poyraz'a da aldık. Bayağı uygundu fiyatı. Yılbaşı olduğu için indirim vardı. Ben de ona yılbaşı hediyesi aldım. Beğendin mi Poyraz? Bilmiyorum. Şimdi baba açacak. Birlikte bakacağız, tamam mı? Kaç gittiğine falan. Abine, bayağı küçük bir şey normalde. Abimi sonunda geleceğim. Hadi bakalım. Büyük olması değil. Gerçek olması. 10 yaşına kadar binebiliyorlarmış. Zaten bakın burada 6 yaş üstü. Minyatür bir motor bu. 6 yaşından itibaren binebiliyorlar. Bu şekilde geliyor paketi. Çok havalı görünüyor Poyraz. Wow. Ya, gerçekten. Gerçek tatlı. Minyatür. Minyatür evet. Akülü değil ama, değil mi? Akülü değil. Ha, elektrikli akülü oluyormuş. Evet. Elektrikli. Aynısı abinin. Ama hala motor sesi geliyor. Evet, motor sesi falan geliyor. Çok güzel. Wow. Böyle doğum günü hediyesi falan, yılbaşı hediyesi istiyorsanız. İçinden çıkacak şimdi adaptörü falan. İşte bu yüzden güvenli. Evet. Yine ben siteyi aşağıya bırakırım size. Oradan bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Bu arada 3-4 günde geldi. Herhangi bir gümrük falan da ödemedim ben Hollanda'ya. Ama diğer ülkeler için bilmiyorum. Siteye bakmanız lazım. Şimdi baba yapsın. Bir deneme turu atarsın, tamam mı? Çok demonte gelmedi yine. Bir ön tekerli takılması, monte edilmesi lazım. Şöyle kitapçıya çıktı. Hyper Go Go diye. Kaç gidiyor baksana. Kaç gidiyor bakalım. Bu da taktı kaç gidiyor. Abisini geçecekmiş. Ha, bu da 24 watt. 24 watt mı? 24 volt. Volt 1,5 amper. 36 watt. Kitapçı zaten İngilizce arkadaşlar. Burada da montajı falan gözüküyor. Egzozu falan, her şeyi düşünmüşler yani. Her şey var. Yani bildiğiniz böyle büyük bir motorun minyatür hali. Küçük yani. Küçüğü evet. Çocuklar için olanı. Bu arada sitede başka elektrikli bisikletler falan da var. Yine onlara da bakarsanız, dediğim gibi Efe'ninkini de ben oradan almıştım. Diğer yerlere göre fiyatları bir tık daha uygun. Oraya bir şeyler koyabiliyor galiba. Bunda park tarafıyla giderken oynarım. Evet, oynarsın. İçinde bir şeyler koyuyorsun oraya. Yalnız. Şimdi bizimkiler yapıyorlar bisikleti, motoru, her neyse. Ben biraz üşüdüm, içeri girdim. Hala hastayım. Sesimden de belli oluyordur. Laptopumun kabloları buradan sarkıyor. Akşam edit yaptım birazcık daha. Uzun süredir video çekemedim çünkü koronaya yakalandım. Nasıl bu kadar sık korona olduğum konusunda hiçbir bilgim yok. Yani bir insan duvarları falan kemirse herhalde bu kadar çabuk mikrop kapamaz. Ben aşırı çabuk hastalanıyorum bu ara. Çok özür dilerim, ara sıra öksürebilirim. Bağışıklığımı güçlendirici bir sürü şey yapıyorum bu ara. Bir sürü ilaç alıyorum. Ev doktorum da verdi sağ olsun. Burnumu silmekten kenarları böyle artık soyulmuş ve kıpkırmızı. Ama iyileşiyorum. Yani geçen hafta sonundan beri, yani neredeyse 10 gün oldu, çok hastaydım. İlk 2 gün hastaydım, yatıyordum ve korona olduğumu bilmiyordum.
bir içime bir şüphe düştü. Çünkü daha önce olduğum koronayla aynıydı yani hemen hemen. Sırtım ağrımaya başladı. Test yaptım ve pozitif çıktı. Şaşırdım mı? Şaşırmadım. Ama nereden kaptım konusunda hiçbir fikrim yok. Annem buradaydı biliyorsunuz, kayınvalidem. Kayınvalidemi hemen gönderdik. Çünkü o da kapmasın. Çok hasta sonunda bünyesi. Benden sonra Levent de korona oldu. Ama Levent ilginçtir ki maşallah hiçbir şey hissetmiyor. Ona da dedim. Başım ağrıyor falan dedi de. Bir test yap istersen, sen de ne olur ne olmaz dedim. O da korona çıktı. Ama onda ne ateş var ne bir şey var. Bende 39 derece ateş. Yani grip, ağır bir grip. Kemiklerim ağrıyor ve sesim tamamen gitti. Son 2-3 gündür yavaş yavaş gelmeye başladı. Hala da kötü. Geliyorum anneciğim. Herhalde motoru yaptılar, bize gösterecekler. Böyle olunca da bütün işler kaldı. Birkaç gün sonra da Türkiye'ye gidiyoruz arkadaşlar. O yüzden bu hafta çok yoğun geçecek. Ben de kamerayı açayım. Siz de bize ortak olun dedim. Bakayım. Aa, çok tatlı. Açık mı? Hakikaten güzelmiş yani. Hızını ayarlayabiliyor musun? Hızını ayarlayabiliyor musun? Çok hızlı ya ayarlamaması. Çok hızlı. Bu şimdi kaç gidiyor? Burada farı var. Frenleri var. Ve dört. Buradan açılıp kapanıyor. Bakayım. Ay Poyraz çok güzel gerçekten. Bayıldım. Bir hızlı. Poyraz sen tut. Anne değil mi? Bildiğiniz akülü elektrikle dolduruyorsunuz. Gidiyor yani. Levent şimdi ayarlarını yapacak. Poyraz dener. Değil mi Poyraz? Sevindin mi? Mutlu oldun mu? Teşekkür edelim mi? Teşekkür et babaya. Danke baba. Hız şey mi? İlk deneme. Alışacak yavaş yavaş. Gerçek miymiş ya? Gerçek motor muymuş bu? Gözü alayım. Direksiyon biraz değişik, düşme. Alışır o. Ayağını sonra bırakıyorsun Poyraz. Ayağın yerdeyken gaza basıyorsun, sonra kaldırıyorsun. Evet. Ayağın yerdeyken gaza hafif basıyorsun. Sonra ayağını kaldırıyorsun. Tamam mı? Anlaştık mı? Bir deneyim mi? Dene hadi bakalım. Hafif gaz vererek dönsene oğlum. Hafif hafif. Ver bırak, ver bırak gazı. Doğru. Unutma, frenin elini al. Hafif, hafif gaz ver. Gitmeye başlayınca ayağını kaldır. Evet, işte bu kadar. Bırak gazı. Gazla bırak. Hop, cama değil. Ayakları çabuk çekiyorsun. Evet, öğrendim bile. Hop. Vallahi hallettin sen bu işi Poyraz. Aferin sana. Benimki geziyor. Terliklerimi de götürmüş. Neyse, onlar oynasınlar. Çok sevdi ama. Benim bir markete gitmem lazım. Çok fazla alışveriş yapmayacağım. Ufak tefek hafta içi eksiklerimizi alacağım. Çünkü birkaç günlük yani. Ondan sonra gidiyoruz. Uçağımız var. Şimdi markete kadar gidip geldim. Bizimkiler de bahçede oynuyorlar. Ekmek falan aldım. Bu haftalık. Yani aldım, bir şey aldım. Büyük alışverişi gelince yapacağım. Taze ekmek yeni çıkmıştı. Bir tane pizza aldım. Sonra yumurta almışım. Muz, peynir, yoğurt. Başka bir şey almadım ya, okul için. Yine mi patlamış? Ha. Yaparsınız siz. Ne? Hadi göster. Birinci. Öğrenmiş de onu gösterecekmiş. İkinci. Üçüncü. Üçüncü en... Geldim. Hadi bakalım. Aferin sana.
Ben giriyorum, çok üşüdüm, soğuk. Şimdi halim olursa kendime bir ayakkabı bakmaya gideceğim. Topuklu siyah bir ayakkabı istiyorum. Benim vardı ama giymemekten böyle kötü olmuş yani. Bir de modası geçti. Daha güzel bir şey almak istiyorum. Henüz emin değilim. Eğer biraz iyi hissedersem gideceğim kesinlikle. Efe zaten arkadaşlarıyla buluşacakmış. Babası bisikletini yapıyor. Poyraz bahçede oynuyor. Levent'le Poyraz evde kalır. Ben de şu yakındaki Batavia'ya gider. Bir bakarım. Şimdi yolculuğumuz hakkında konuşacağım. Buradan çıkıyoruz. İzmir'de ineceğiz arkadaşlar. Bahar ablacığım sağ olsun. Arabayı İstanbul'dan aldı geldi. Yazın arabayı biz İstanbul'da bırakmıştık. Bahar abla İstanbul'daydı. Gelirken aldı geldi. Havalimanından da bizi alacak. Bu arada biz Almanya'dan gidiyoruz. Saliha diye bir arkadaşım var. Tanıyorsunuz zaten. Göstermiştim. Flok'ta bize de gelmişlerdi. Birlikte çekim yapmıştık. Onların evi havalimanına bayağı yakın. Biz arabayı oraya park edeceğiz, onların bahçeleri. Onlar bizi havalimanına kadar bırakacaklar. Oradan bineceğiz. Çünkü Amsterdam'dan çok fazla seçenek yoktu. Fiyatlar da çok yüksekti. O yüzden orası biraz daha iyiydi. Hem de onları görmüş oluruz dedik. O yüzden oradan bindik. İzmir'e gideceğiz. İzmir'de biliyorsunuz evimiz bitti. Benim evi toparlamam lazım. Ev temizlendi. Son halini ben de görmedim. Hasan Bey artık bana video atmıyor, sürpriz olsun diye sanırım. Son halini ben de görmedim. Sizlerle birlikte göreceğim. Evimi toparlayacağım. Bir hafta sonra da neyse söylemeyeceğim. Ondan sonra değişik bir planımız var. Uzun süredir yapmak istediğimiz bir şey var. Onu gerçekleştireceğiz. Ama size anlatamıyorum. Çünkü sürpriz olacak başkalarına da. Başka insanlara da. O yüzden sürpriz bozmak istemiyorum. Anlasınlar istemiyorum. Nasıl olsa bizimle geliyorsunuz. Siz de görürsünüz. Poyraz'a bir şeyler verdim. Yok. Ben de birazcık çıkıp dolaşmaya karar verdim. Evet, işi varmış zaten. Ama bisikletle mi gideyim yoksa yürüyerek mi gideyim bilmiyorum. Ona karar vermedim işte. Şimdi eve geldim. Fazla duramadım. Sesim zaten yine gitti. Dışarıda olduğum için. Bir de hava karardı. Saat 5 hava karardı. Şimdi bir şeyler hazırlama derdine de gireceğim. O yüzden erken geldim. Ayakkabı konusunda karar veremedim. Birkaç tane buldum güzel ama bilemedim. Levent de buraya bavulları çıkartmış. Artık bavulları yavaş yavaş doldurdum. 3-5 tane çıkarmış. Bizim çok götürecek bir şeyimiz yok ama hediyeler falan var. O yüzden bir tanesi zaten sırf onlarla dolar. Biraz da bir şeyler aldım. Efe gelmedi. Pantolonu da inecektim ona. Bu ara böyle. Günaydın. Herkes işine, evine yolladım. Ortalığı da toparladım. Yatakları topladım. Dışarı çıkıyorum. Biraz işim var bugün. İyileşiyorum. Ama hala sesim değişik gelebilir size. Aslında bugün terapim vardı. Fizyoterapim. Oraya gidecektim. Fizyoterapidekiler de hastaymış zaten. Ben aradım. Durumu bildirdim. O yüzden iptal ettim. Şimdi bir iki paket olayım var, almam gereken. Postaneye bırakmışlar paketlerimi. Onları alacağım. Her zamanki işler işte. Ondan sonra da Poyraz'ı alıp eve geleceğim. Efe bugün geç gelecek. Levent de keza çalışıyor. Geldikten sonra da artık yavaş yavaş bavulları doldururum diye düşünüyorum. Çok da geçe kalmayalım. Şimdi arkadaşlar eve geldim. Birdenbire enerjim düşüyor. Hastalıktan dolayı galiba. Nefesim falan kesiliyor. Daha tam iyileşmiş değilim. Bavulları yukarı çıkardım. Yavaş yavaş bavulları doldurmaya başlayacağım. Çünkü bu oda bizim çalışma odasına ne varsa atmıştım ben hani gidecekleri. Burası iyice böyle çarşamba pazarına döndü. Dedim ki en azından bir kısmını yerleştireyim. Ay, bunu şimdi niye bulamadım? Buradaymış. Paketlediğim hediyeleri falan koyacağım. Eve gidecekler vesaire var. Sonra da en son çocukların bavulunu hazırlarım. Çünkü çocukların eşyaları var, yıkanacak eşyaları falan. Onları en son koyacağım. Annemle görüştüm, çok fazla bir şey getirme dedi. O bir şeyler almış herhalde çocuklara, kıyafet falan. Biz de oraya gidince zaten alışveriş ediyoruz. İster istemez yine bir şey görüyorlar, alıyorlar falan. O yüzden çok fazla bir şey, kıyafet götürmeyeceğim. Orada da dolabımız var. Zaten direkt Kuşadası'na gideceğimiz için. Ne yapacağım? Çocuklara alışveriş yapmıştım. Onları koyacağım. Yılbaşı gecesi giyeceklerini vesaire. Yine kendi giyeceklerimi koyacağım.
Ben daha karar veremedim ne giyeceğime. Birkaç bir şey var aklımda. Size de gösteririm yani. Sizden de fikir alırım. Bilmiyorum, şimdi başlayalım. Birinci bavulu zaten hediyeler, işte gidecekler, eve gidecekler, ıvır zıvır kaplayacaktır büyük ihtimalle. Şöyle lastik bir çarşaf falan almıştım, onları koyacağım. Dediğim gibi hediye aldığım şeyler vardı. Yeğenim ayakkabı falan almıştım. Onları yerleştireyim güzelce. En azından hem bu oda toplansın hem de işim hafiflesin. İşte elimde olan bana hediye gelen şeyleri de böyle koyacağım. Bunları da orada etrafta eşe dosta çoluğa çocuğa veririz yani. Çok güzel arkadaşlarıma aldığım şeyleri de şöyle paketledim. Çok güzel paket yaptım. Hazırlarken çocuklara aldıklarımı falan da gösteririm size. Anneme şöyle çanta almıştım. O benden çanta istemişti. Daha önce benim aldığımı kullanıyordu yine. Yine buradan bataryadan almıştım güzel bir çanta. Ama bayağı oldu. 5 sene falan olmuştur herhalde. Artık baktım parçalanmış. Yenisini aldım. Bayağı da uygun bulmuşken alayım dedim. Geçen gün işte dün gittim herhalde. Poyraz'a böyle eşofman takımı aldım Puma'da. Bunları giderken giyer, giydiririm. Güzel bunlar. Şöyle bir takım. Şimdi çocuklara yılbaşını aldıklarımı da göstereyim size. Efe'ye pantolon bulamadım. Hala pantolon arıyorum. Böyle kargo bir pantolon istiyor ama bej rengi. Bir türlü onun istediği gibi bulamadım. Aslında yanımda gelse bulurum da yanımda gelmiyor. Öyle bir sorun var. İki tane kazak aldım ona. Hep böyle sweatshirt giyiyor. Şöyle kazaklardan alayım dedim. Bu alışveriş yaptığım dükkan biraz tuzlu bir dükkan. Bilerek aldım. Normalde çok pahalı şeyler almıyorum çocuklara ama yılbaşında hani giderken güzel şeyler giysin diye bu kazak 50 euroydu. Kazaklar kaşmir karışımı, o yüzden böyle pahalı. Yani giyiyorlar. Efe'nin giymediğini sonra Poyraz giyiyor falan filan. Aynı kazaktan ikisine de birer tane aldım. Efe'ye siyahını aldım. Bunun kumaşını bir elleseniz kaşmir karışık olduğu için yumuşacık. Zaten giydiklerinde de fark ettiler. Anne bu kazak ne kadar güzel, çok rahat falan dediler. Markası da şu. Amerikan markası galiba. Bu kazak 70 euroydu. Evet, 69.99. Dediğim gibi biraz bunlar tuzlu ama çok güzeller. Poyraz'a iki tane takım yaptım. Ya onu giydiririz ya onu giydiririz yılbaşında. Şöyle bir tane gömleği var. Bu kışlık bayağı güzel yünlü bir gömlek. Bu ne kadarmış? Bu uygunmuş. 25 euroymuş. Altına da pantolonu var. Böyle kırçıllı kaşe pantolonu. Bu da 59 euroymuş. Poyraz'a böyle lacivert kargo pantolon buldum. Bu acayip rahattı. Çok sevdi. Bundan Efe'ye olsaydı Efe'ye de alacaktım ama bulamadım. Bakayım, bu 59 euroymuş ama gerçekten çok güzel kumaşı falan. Yine Poyraz'ı da Efe'ye aldım. Siyah kazan lacivertini aldım şu kargo pantolonun üzerine giysin diye. En pahalı zaten bu kazaklardı. Çünkü bunlar kaşmir karışık olduğu için 70 euroydu bir tanesi. Böyle dediğim gibi daha Efe'ye alışveriş yapacağım. Alınacak şeyler de var kafamda. Bunları da alacağız. Aslında Poyraz'a çok güzel bir mont da beğendim. Alacaktım. Böyle lacivert krem rengi. Oduncu mu diyorlar, kare kare böyle kaşe gömlek tarzı ama kalın, yani aslında kaban gibi ama Poyraz beğenmedi. Bizim çocuklar biraz değişik, böyle çok şık şeyleri giyemiyorlar. Daha böyle sportif şeyler seviyorlar. Artık bilmiyorum, belki başka bir şey bulursak başka bir şey alırız. Efe'nin yeni ayakkabısı var, yeni aldım doğum gününde. Daha hiç giymedi, Türkiye'ye giderken giyeceğim diye, hala eskileri giyiyor okula giderken. Kirlenmesin diye. Poyraz'ın da var spor ayakkabıları. Başka Levent'e bir şeyler almamız lazım. Yılbaşı için. Güzel bir şeyler alalım ona da. Benim de bir tek ayakkabıya ihtiyacım. Onu da karar veremedim dediğim gibi. Olmazsa başka bir alışveriş merkezine gideceğim. Oradan belki bakarım. Az kalsın bu poşeti bitiyordum. Her şeyi yerleştirdim sanıyorum. Şöyle küçük küçük oyuncaklar aldım orada. Çocuklara falan vermek için. Yeğenime veririm diye. Bunları göstermiş miydim? LOL bebekler falan var. Şöyle Hello Kitty'ler falan. Orada
çocukları dağıtmak için tamamen. Yani artık hangisi elime gelir, kime giderse. Şöyle bebek. Sonra Lego almışım. Poyraz'ı da verebilirim yanındaşı gecesi oynasın diye. Böyle monster truck'lar falan filan. Lor bebekler. Böyle yani. Bir bavul neredeyse doldu bile. Çocukların çamaşırlarını da şöyle şeffaf poşetlere koyuyorum. Burası iyice dağıldı, hiç görmeyin. Yavaş yavaş topluyorum. Hem böyle daha temiz kalıyor, hijyen. En son kendi makyaj çantamı falan hazırlayacağım. Kendi eşyalarımı en son hazırlıyorum, daha iyi oluyor. En son böyle hani yıkıyorum her şeyi, dolabı fulluyorum, ondan sonra koyuyorum, daha iyi oluyor. Bu bavul doldu gibi. Birkaç bir şey daha koyarız, üzerine kapatırız. Zaten bir tane daha büyük bavulum var. İki tane küçük bavulum var. Ya boş da kalsa hepsini götüreceğim çünkü muhtemelen oradan bir şeyler alacaklar gelirken. Yemek olayını ayarlayacağım. Efe'yi gönderdim. Hazır köfte satılıyordu. Onlardan alacak, gelecek bana marketten. Hazır köfte kızartacağım. Hiç halim yok. Benim bir an önce bu uçak mevzusuna kadar iyileşmem lazım iyice. Ara sıra sesim hala gidip geliyor ve hala pozitif çıkıyorum. Mümkün olduğu kadar da dışarı çıkmak istemiyorum açıkçası, başkalarına bulaştırmayayım diye, ama doktoruna aradığımda öyle bir şey yok yani, istediğin gibi çıkabilirsin dedi. Hatta çocuklar okula gidiyor falan filan, onu da sordum, hiçbir sıkıntı yok, çocuklar okula gitsinler dedi. Ama yine de insan rahatsız oluyor yani, birini hasta eder miyim diye. Çok fazla yaşlı insan var çünkü yakınımda. Hatta komşunun kargosunu bana bırakmışlar, şu anda korkudan götürüp veremiyorum. Öyle bir anksiyete oluştu bende nedense. Neyse, Efe gelsin, köfte kızartacağım, pilav yaparım, cacık yaparım yanına. Bugünkü yemek olayını da kapatırız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Ortak olmak için de lütfen kanala abone olmayı unutmayın.